Bazı sistemler sistem olarak iyi olmakla birlikte zamanla yozlaştırılıyor. Yani KPSS kamu personeli seçme sınavı. Yani orada daha önce yani adam kayırmak suretiyle, iltimas suretiyle kamu görevlerine gelmeyi önlemek için düşünülmüş olan bir sistemdir. Yani herkesin bilgisi, kapasitesi neyse o objektif bir şekilde ölçülüp değerlendirilmek suretiyle o kazansın. Hepsinin aldığı puanlar yazılıyor, sıraya konuyor. Onun dayandığı düşünce o. Fakat sonradan zaman içerisinde bu sistemde bazı yedikler açıldı. Yani uygulamada işte partizan düşüncelerle yani o sistemi etkileyerek oyları yani doğru yazmamak suretiyle sonuçları değiştirecek uygulamalar ortaya çıktı. Bu sistemin yozlaştırılması veya hatta tarikatların müdahale ettiği, tarikatlara yakın olan adayların kazandırıldığı bu iddialar var. Bunlar önemli. Bunların üzerinde durmak gerekir. Yani o sistem aslında bir zamanlar işte kamu görevlerine gelmekte ya yani memur, kamu görevlisi olmakta artık iltimas ortadan kalktı. Kim değerliyse, kim bilgiliyse o gelsin. Mülakat ise mülakat o da aslında yanlış bir uygulama değil. Yani devlet görevine, kamu hizmetine aldığınız bir kişi düşüncelerini, bilgilerini hem yazılı olarak hem de sözlü olarak ifade edebilecek kılığı, kıyafetiyle insanlara güven telkin edecek bir görünümde olması gerekir. O bakımdan o mülakatları temelde yanlış fikir değil yani. Nasıl bir insan bu? Onu ama Türkiye'de bu da yozlaştırıldı ve işte yakınlara filan mesela ben bakanlığım zamanında da hatırlarım işte örneğin işte Adalet Bakanlığı'na memur alınacak. Benim kurul üyelerine hiçbir zaman hiçbir kimseden yani birçok böyle görevlere şeyler gelir. Ben hiçbirini kabul etmezdim. İşte şu çok değerli bir insandır. Yahut onu öven şeyler hiçbir şekilde ben itibar etmezdim. Ve kurul üyelerine de benim talimatım şu. Yani bunların hiçbirine bakmayın. Bu şeyleri açmayın. Tavsiye olarak, yazılı olarak gelmişse bir tarafa koyun. Eğer merak ediyorsanız sınav sonuçlarını daha sonra karşılaştırabilirsiniz. Yani ne kadarı böyle araya torpil koyan, ne kadarı kazandı veya kazanmadı. Ama bunların olmaması gerekir. Yani mülakat da yani son zamanlarda şikayet edileme şimdi kaldıracağız diyor. Yani bence aslında yazılı sınavla mülakat bir çeşit sözlü sınav bu. Birbirini tamamlayan şeylerdir ama sistemleri biz yozlaştırıyoruz.